Biraz daha olsun, az oluyor bu. Ekmekler sokaklarda yığınla ekmek var. Atılıyor dışarı, çöpe atılıyor ekmek. Daha bunlar iyi günler demişti Cumhurbaşkanı. Hakikaten iyi günler. Allah yardımcı olsun, ne diyelim yani, yapacak bir şey yok. Kardeşim, kriz anındayız. Mecbur katlanacağız. Buna gelen zamdan sonra ekmeğe de zam bekleniyor. Biz de Laz Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına ekmeğe gelecek zam hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bakalım. Un ve ekmeğe ve diğer ürünlere sürekli zam geliyor zaten. Hiç beklemediğimiz zamlar gerçekleşti. Hem gıda alanında, hem giyim kıyafet alanında, hem altın sektörü arasında inanılmaz bir zam var. Biz halk olarak bundan şikayetçiyiz. Düzelmesini, bir uygulamanın sisteme girmesini istiyoruz. Bu zamların sizce nedeni ne? Vallahi ülkemiz biliyorsunuz dolara ve euroya endeksli. Dışarıdan döviz artımları oldukça bizim burada da her şey zamlanıyor. Akaryakıt olsun, şey olsun. Hepsi buna bağlı. Yani sanırım sadece bir ekmeğe kaldı. Onu da alıyorlar yani. Allah hep paraya yardım etsin. Belediye ekmeklerine gidiyoruz çoğumuz zaten. Yani ne bileyim, asgari ücret zam bekliyoruz bakalım. Şeye geldiğimizde herhalde da. Biraz daha olsun, az oluyor. Ekmekler sokaklarda yığınla ekmek var. Atılıyor dışarı, çöpe atılıyor ekmek. Biraz daha zamlasın da millet ekmeğin kıymetini bilsin. İsraflardan dolayı mı zam geliyor? Evet, evet. İsraftan geliyor. Bunda iki ekmek yiyecek aile beş ekmek alıyor. Ekmekten ucuz hiçbir şey yok. Yani bu millet hak ediyor. Yani bu iktidar desteklediği sürece Kayseri gibi bir yerde bile %80 oy alan bir iktidar destekliyorsa bu millet hak ediyor. Daha bunlar iyi günler demişti Cumhurbaşkanı. Hakikaten iyi günler. Yani bence daha da artacak, daha da şey olacak. Ama bu millet bunları hak ediyor çünkü görmüyor. Hala yol diyor, hala Osman Gazi Köprüsü'nden bahsediyor, hala Marmaray'dan bahsediyor. Yapması gereken şeyleri yapıyor, onu bile yıllardan anlatıyor. Ya diyor ki Ay'a gideceğiz, NASA'ya gideceğiz. Ya damadı şey söylemişti, biz Ay'a asfalt yapacağız derse buna inanacak kitle var diye. Hakikaten doğru. Yani o yüzden hiçbir şey denmeye gerek yok yani. Ortada durun. Maliyet pahalı her şeyde. Ondan sonra ekmek fırını da aldı. Bunu pahalıya alıyorlar. Ne yapsın? İş çalıştırıyor. Dükkan kirası. Bizim de fırın yerimiz var. Mithatpaşa'da. Çalışanlar biliyoruz yani. Kirayı zor ödüyorlar. Allah herkese çok versin. Zor. Bu zamların nedeni sizce ne? İşte ham madde fiyatları. Ham madde fazla alındığı için. Mesela bir maya. Fırıncının aldığı maya. O da fiyatı yansıyor. Dediğim gibi dükkan kiraları, iş yeri kiraları. Hepsi faktör. Vallahi işte her gün zam yani kahve sabahına zam geliyor. Şimdi para %20-25 değer kaybetti yani. Bundan sonra bir torba 1250 lira olursa yaşım iyice zor aldı yani. Bu zamların nedeni sizce ne? Bu zamı ne? Enflasyon işte. Doların altının yükselmesine kaynaklanıyor. Ne oldu? Paran değer kaybetti. Şu para bütünlük veriyor. Yani. Her şeyde zam var. Doğru, bunu kabul etmek lazım ama biraz da abartı da var yani. Vatandaş işte vatandaşı oraya yönlendiriyor, buraya yönlendiriyor. Biraz da kendiliğinden oluyor. Her şeye zam geliyor yani. Milletin hali mağdur yani. Bu zamların nedeni sizce ne? Zamların dolar euro yükselmesinden oluyor yani dolayı. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Allah yardımcı olsun. Yani hakikaten şu ortamda hani 3-4 kişilik bir ailenin günlük aşağı yukarı 10 civarında ekmek yiyor. Yani bunu aileye vurduğumuz zaman çok ciddi bir rakam var diyor. Allah yardımcı olsun. Ne diyelim yani? Yapacak bir şey yok. Bu zamların nedeni sizce ne? İşte dünyada genel bir ekonomik kriz var. Tabii ki Türkiye'de bundan etkileniyor. Etkilenmemesi mümkün değil çünkü global bir ekonomi. Hani yapacak bir şey yok. Yani şu anda yani hiç kimse bir şey yapamaz durumda. Vallahi ben de o konuda ne diyelim? Her şeye zam var zaten. Şu anda zam olmayan hiçbir şey yok. Ama bu konuda hükümet elinden geleni yapıyor. İnşallah bu çektiklerimizin mutlaka su bulanmadan durulmaz derler. Mutlaka bu çektiklerimiz bize bir güzel bir şey olarak dönecek. Ha sıkıntı var mı? Genelde sıkıntı var. Yani esnafta da var, memurda da var, işçisinde de var, her şeyde var. Ama